Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda yenilenen tamamen elektrikli Renault Zoe var. Biliyorsunuz tüm dünya elektrikli otomobillere doğru gidiyor. Fakat bizde ne yazık ki durum tam da öyle gerçekleşmiyor. Yakın dönemde bu araçların ÖTV'lerine bir zam geldiğini hatırlıyorsunuz. O konulara videonun içinde değineceğim. Ana önceliğimiz tabii ki bu araç bize neler veriyor, neler sunuyor. O yüzden vakit kaybetmiyoruz. Tamamen elektrikli yeni Zoe'yi incelemeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Zoe'yi anlatmaya da tasarımından başlayalım. Zoe aslında 3. nesline kavuştu. Yani görünüm olarak çok büyük değişiklikler olmasa da boyutlarında neredeyse hiçbir değişim olmasa da bu araç 3. nesil olarak geçiyor. Çünkü pillerinde belli değişiklikler var. Bu araç ilk olarak 2012 yılında tanıtılmıştı. Ben de 2014 yılında test edip sizlerle paylaşmıştım. Tamamen elektrikli olan Zoe içten yanmalı motorlu araçlara rakip olacak özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. O zaman tabii hem görünümü daha farklıydı hem de sunduğu menzil, performans verileri farklıydı. Şimdi bu araç artık 3. nesil yani Renault Zoe ZE50 olarak adlandırılıyor. Çünkü 52 kilovat saatlik bataryaları, pilleri var. O yüzden de 50 ibaresi eklenmiş durumda. ZE'nin de ne olduğunu söyleyeyim. Zero emission yani sıfır emisyon anlamına geliyor. Aracın bagaj kapağında zaten bunu göreceğiz. Şimdi ön tarafına baktığımız zaman Zaman içerisinde tabii ki belli şeyler değişti. Yani Renault logosu büyüdü, farların tasarımı tamamen değişti, tamponda daha farklılıklar oldu ve bunun neticesinde o eski yuvarlak hatların olduğu o sevimli surat biraz daha agresif bakan, biraz daha sportif bir forma büründü. Bu araçta diğer elektrikli otomobillerden farklı olarak şarj ünitesine buradan ön taraftaki Renault logosundan ulaşabiliyorsunuz. İçerideki düğmeyle bunu açtığınız zaman şarj ünitesine ulaşabiliyorsunuz. Yani günümüzde normal otomobillerden devşiril olan otomobilin sağ veya sol arkasında olan o şarj ünitesi burada ön tarafta yer alıyor ve bunun tamamen elektrikli olarak üretilmiş bir otomobil olduğunu vurguluyor. Şimdi profile geldiğimiz zaman burada 16 inçlik alaşım jantlar görüyoruz. Gayet güzel bir tasarımı var ve otomobilin belli yerlerinde elektrikli olduğunu vurgulayan detaylar var farlara baktığımız zaman buradaki maviler, janta baktığımız zaman göbeğindeki buradaki mavi detay bunlardan bazıları. Bu araçta Renault'un kart sistemi anahtarsız giriş çalıştırma var. Ben yine Dacia Sandero Stepway testinde olduğu gibi anahtarı içeride bıraktım. Çünkü araçtan uzaklaştığım zaman kapılar otomatik olarak kilitleniyor. Böyle olmasını istemediğim için anahtar içeride. Arka kapı kolundan bahsetmek istiyorum. İlk nesilde de bu böyleydi. Kapı kolu gizlenmiş yani kaportada herhangi bir şey yok. Ama kapıyı açmak istediğiniz zaman burada parmak izi olan yere size öğretir tarzda nasıl açmanız gerektiğini gösteriyor. Parmak izine basarak bu şekilde arka kapıları açabiliyorsunuz. Arkasına geçtiğimiz zaman burada da eski nesilde kıyasla pek bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Yani tampona baktığımız zaman yine yuvarlak formda herhangi bir girintisi çıkıntısı olmayan bir tampon var. Ama buradaki en temel değişiklik değişiklik stop lambalarında kendini gösteriyor. Boyutlarında bir değişiklik yok. Fakat grafikleri tamamen değişmiş. Artık LED teknolojisine sahip. Tıpkı ön farlarda olduğu gibi. Yani önde de bahsetmemiştim ama gündüz LED'leri ve aydınlatmayı sağlayan far grubu da yine tamamen LED teknolojisine sahip. Ben bu arada eski stop lambalarını da beğeniyordum. Yani o her ne kadar ampulli bir stop grubu olsa da üzerindeki o mavi detaylar benim gözüme hoş görünüyordu. Tabii bunun çok daha yeni ve çok daha teknolojik bir detay oldu. Olduğunu vurgulamadan geçmeyeyim. Ön tarafta söylediğim bu ZE50 yazısını da işte burada bagaj kapağının hemen sağ alt köşesinde görebiliyorsunuz ve bagajı da buradan manuel olarak açabiliyorsunuz. Bagaj hacminde herhangi bir değişiklik yok. Her zaman 388 litreydi. Şu anda da aynı şekilde bu araçta kullanılıyor. Burada araçla birlikte gelen kablo grubu var. Bu zeminin altında herhangi bir şey yok. Yani ufak bir tane burada tamir kiti olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde herhangi bir eşya koyabileceğiniz alan yok. Ayrıca zemin tabii ki burada bir eşik söz konusu. Yani bir derinlik var. Ama aynı durum burada dibe baktığınız zaman da karşılaşıyoruz. Yani koltuklara her ne kadar 60'a 40 oranında yatırıyor olsanız bile dümdüz bir zeminle asla karşılaşamıyorsunuz. Bunu da ek bir bilgi olarak vereyim. Bagajı da buradan kapatıyoruz ve arka koltuklara hızlıca geçiyoruz. Gelelim buradaki yaşam alanına. Şimdi burası size çok fazla şey vermiyor ve ilginç detaylar var. Hepsine değineceğim. Şimdi boyum 1.78. Bu koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Gördüğünüz gibi burada 3 parmaklık bir diz mesafesi var. Baş mesafesine bakacak olursak çok yüksekte oturduğum için baş mesafesi neredeyse yok. Yani benim bile bu şekilde Kafam tavana değiyor. Benden daha uzun boylu birinin burada pek rahat etmeyeceğini söyleyeyim. Peki bu neden bu koltuklar bu kadar yüksek? Şimdi bu bir elektrikli otomobil olduğu için pilleri bir yere yerleştirmek gerekiyor ve Zoe'de piller tamamen bu oturduğumuz bölümün altına yerleştirilmiş vaziyette. Ön tarafta da bununla ilgili bir detay var. Onu da sizlerle paylaşacağım ama buraya baktığımız zaman bir kere bacağımın açısından bile zeminin yukarıda olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bakın burada da zaten bir boşluk söz konusu. Yani uzun yolculuklar yaparsanız burada rahat etmezsiniz. Normalde alıştığınız şey yani dizinizin burada bir 90 derecelik açı yapması burada ne yazık ki onu yapamıyor. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Bakın tavan burada bu şekilde alçaldığı için yani kafanızı vurma ihtimaliniz var ve hani yan tarafı da çok rahat göremiyorsunuz. Bu koltukların tasarımı hoş. Yani yekpare kafalıkları birlikte sunuluyor ama bu da tabii görüşü etkiliyor. Çünkü çok kalın koltuklar kullanılmış burada. O yüzden arkada yüksekte oturuyor olmanıza rağmen ön tarafı pek rahat göremiyorsunuz. Konfor elemanları anlamında burada neler var? Kol dayamamız yok. Havalandırma menfezimiz yok ama iki tane USB çıkışına yer verilmiş. Koltuk ceplerine baktığımızda sürücünün arkasında herhangi bir cep yok ama ön yolcu koltuğunun arkasında böyle farklı tipte yani yandan eşya koyabileceğiniz bir cep var. Ne kadar kullanışlı olacağı tartışılır yani hızlı girdiğiniz bir virajda veya ani manevrada oradaki bir şeyler dışarıya fırlayabilir. Buradaki en güzel avantaj şaf tünelinin olmaması. Yani evet ortada zorda kalırsanız oturursunuz ayaklarınızı çok rahat yanına veya üstüne koyarsınız ama burada da ne kadar oturmak istersiniz onu bilmiyorum çünkü hem oturduğunuz zemin yüksek hem de sırt tarafı sizi biraz itiyor. Buradaki en güzel, en orijinal şey işte burada tavanda kendini gösteriyor. Otomobilin elektrikli olduğunu vurgulayan burada böyle şekiller var ve buradan da anlayabileceğiniz üzere bu araçta sunroof veya panoramik cam tavan gibi opsiyonlar sunulmuyor. Sıra geldi Zoe'nin sürücü kokpitine. Şimdi burası benim vakti zamanında bundan 7 sene önce kullandığım Zoe ile çok çok farklı. Yani hiçbir şey aynı kalmamış diyebilirim ve baya güzel baya modern olmuş. Renault'un güncel modellerinden tanıdığımız o iç mekan tasarımına benzer şeyler sunuyor size. En yakın zamanda işte Renault Captur'u test etmiştim. Oradan çok tanıdık kumanda elemanları var. Mesela buradaki klima kumandaları birebir oradan alınmış. Buradaki ekran 7 inçlik. Yurt dışında daha dikey formda uzun ekranlarda sunuluyor. Fakat bu araç tek bir donanım paketiyle geliyor. Zen adı altında ve gördüğünüz her şey standart donanım da yer alıyor. Buradaki 10 inçlik tamamen dijital gösterge tablosu da buna dahil. Direksiyonun üstünde de yine dışarıda söylediğim gibi elektrikli otomobil vurgusunu yapan mavi renge burada da yer verilmiş. Malzeme kalitesinden bahsedeyim. Gayet iyi. Yani şu üst taraflara dokunduğumuz zaman yumuşak plastik malzemeler var. Burada bir kumaş kullanımı. Burada ekstra bir tane alan ama tabii ki aşağılara indiğiniz zaman kapı döşemelerine dokunduğunuz zaman oralarda sert plastik malzemeler kullanılıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu aracın iç mekanında kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu geri dönüştürülmüş malzemelerden kullanılmış. Yani bu koltuk döşemelerine baktığımız zaman bunlar da pet şişelerden kullanılmamış artmış kumaşlardan geri dönüştürülerek yapılmış olan malzemeler yani zannetmeyin ki burada gerçekleri tabii ki kullanılmıyor. Böyle çevreci bir otomobilde böyle bir şeyin olması zaten söz konusu bile değil. Yine Captur'dan tanıdığımız bir detay var bu araçta. O da e-shifter diye geçen buradaki vites seçim ünitesi. Bunda Captur'dan farklı olarak park tuşu sunulmuyor. Yani aracı stop edip çalıştırırken N konumunda yapıyorsunuz bunları. Onun haricinde sürüş için D'ye çekiyorsunuz veya sürüşte anlatacağım mod B diye geçen hani aracın kendi kendine yavaşladığı, tiz fren yapmadan rejenerasyonu generatif bir şekilde pilleri doldurduğu modu seçebiliyorsunuz. Onun haricinde de yine geri vites modu en ileride yer alıyor ve geri vitesi almışken de burada açılan kamerayı ve park sensörlerini görebiliyorsunuz. Araçta elektrikli park freni ve auto hold sistemi de sunuluyor. Onlar da hemen burada bardaklığın önünde yer alıyor. Bardaklık demişken iki tane bardaklığımız var. Cüzdanınızı, anahtarınızı alabiliyor. Onun altında e-shifter'ın yine Captur'daki gibi kullanılan fakat daha ergonomik, biraz daha geride konumlandırılmış olan burada kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Telefonunuzu burada şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca vitesin önünde de yine burada genişçe bir alan var cüzdan telefon için ama benim telefonum oraya sığmıyor. Biraz büyük kalıyor ama cüzdanı koyabilirsiniz. Ben şu anda demin dışarıda bahsettiğim o Renault'un kart sistemli anahtarını buraya yerleştirdim. İki tane USB çıkışı sunuluyor. Tıpkı arka ortada olduğu gibi AUX çıkışı var ve burada da bir tane çakmak soketine yer verilmiş vaziyette. Ekranın detaylarına çok girmeyeceğim ama kolay kullanılan bir yapısı var. Yani dokunmatiğin hassasiyeti de iyi. Burada akıllı telefon yansıtma özelliği var. Yani Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı yapabiliyorsunuz ama ne yazık ki Bluetooth'la olmuyor bu. Kabloyla bağlamanız gerekiyor eğer onları kullanmak isterseniz. Direksiyon güzel ele iyi bir şekilde oturuyor. üç kollu bu tarafta hız sabitleyici bu tarafta da yol bilgisayarı menüsünü kumanda edebildiğiniz bir alan var. Gösterge gayet kolay kullanılıyor. Sizin ekonomik mi performanslı mı kullandığınızı gösteriyor. Güvenlik özelliklerini buradan görebiliyorsunuz. Tüketim detaylarını vesaire görebiliyorsunuz. Anahtarsız giriş çalıştırmanın çalıştırma butonu burada. Diğer tarafa baktığımız zaman da yine güvenlik detaylarından şerit takip asistanını buradan açıp kapatabiliyorsunuz biliyorsunuz far yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz ve aracı şarj etmek istediğinizde ön tarafta bulunan kapağı yine Buradan açabiliyorsunuz Bu araçta bir elektrikli bir otomobil olduğu için Ve sessiz hareket ettiği için Yayaların sizi fark etmesi için Bu araçta bir ses kullanılıyor Dışarıya siz düşük hızlarda giderken Bir ses yayılıyor Yani tam kaça kadar bilmiyorum ama Saatte 20-30 km süratlere kadar Bu ses devam ediyor Ama isterseniz onu buradaki düğmeyle Devre dışı bırakabiliyorsunuz O zaman bayağı sessiz Sakin bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz Renault Zoe'nizle. Müzik sistemine Renault'da yıllardır devam eden bu direksiyon kolunun üstüne yerleştirilmiş olan kolla da müdahale edebiliyorsunuz. Küçük eşya gözleri çok fazla cömert değil ama kapı ceplerine küçük sulardan yani bir 3-4 tane koyabiliyorsunuz. Ayrıca burada yolcunun önünde yine kaymaz malzeme ile kaplanmış böyle ekstra bir tane alan sunuluyor. Torpido gözünün genişliği de hiç fena değil. Bu arada şunu size göstereyim bakın bu araçtan çıktı. Hatta bunu böyle sıfır araçtan söküyormuş gibi size göstermek istiyordum. Demek ki bunlar zarar görmesin diye bu şekilde geliyor. Aracın torpidosunda kalmış. Benim de hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Kapı cepleri fena değil. Torpido fena değil. Burası da kaymaz olduğu için yine eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan sunuluyor. Şimdi bu araçta sürüşe geçmeden önce Direksiyon başına geçer geçmez ilk fark ettiğiniz şey oturma pozisyonunuzun bir hayli yüksek olması oluyor. Bunu arkadayken de söylemiştim. Yani piller, bataryalar aracın zeminine yerleştirildiği için bu koltuklar biraz yüksekte konumlanıyor ve onun neticesinde de ne yazık ki yükseklik ayarı sunulmuyor bu koltuklarda. Ben genel olarak her kullandığım otomobilde yani Alt kademelerde kullanmayı tercih ediyorum. Bu bana biraz yüksek geldi. Yani hani his olarak hep soruyorsunuz yani cross versiyonlarda böyle SUV havası var mı diye. Yani bu araç bir elektrikli hatchback olmasına rağmen şu anki oturuş pozisyonumda sanki bir crossover kullanıyormuşçasına yüksekte konumlandığımı söyleyebilirim. Baş mesafesinde sıkıntı yok. Yani bu kadar yüksekte oturuyor olmama rağmen baş mesafesi hiç fena değil. Burada 4-5 parmaklık bir alan sunuluyor. Bence bu kadar yeter. Burayla ilgili anlatacaklar yeter. Yağmur biraz şiddetlendi ama ben artık sürüşe çıkıyorum ve diğer konulara yolda değiniyorum. Bu arada silecekleri siz istediğiniz için otomatik moda alıyorum. En son hatırlarsınız Ateka ve T-Rock testlerinde yine yağmurlu havalarda test yapmıştım. Genelde kendim bu tip şeyleri kumanda etmeyi daha çok seviyorum. Yani benim komutamda olmasını daha çok seviyorum ama siz izleyenler bayağı yorulmuşsunuz. Benim silecekle bu şekilde oynamama yağmur sensörü yok mu demişsiniz. Onlarda da tabii ki vardı. Bu araçta da var. O yüzden bu sefer sürüşümüzü bununla gerçekleştiriyoruz. Şu anda Zoe ülkemize sadece Zen 80 kW ZE50 ismiyle ithal ediliyor. Şimdi nedir bunlar açayım. Zen'in zaten donanım seviyesi olduğunu söylemiştim. 80 kW bu araçta 80 kW gücünde bir elektrik motoru olduğunun ifadesi. Yani 80 kW'lık bir elektrik motoru aslında 108 beygirlik güç ve 225 Nm'lik tork değerleri sunuyor. ZE50 de Zero Emission 50. Yani 50 kW saatlik pil kapasitesine sahip sıfır emisyonlu bir otomobil olduğunu belirtiyor bizlere. Fakat tabii 50 yuvarlanmış bir rakam. Normalde pil kapasitesi 52 kWh saat olarak belirtiliyor ve bunun neticesinde de bu kapasiteyle siz normal kullanımda 395 kilometrelik bir mesafe kat edebilirsiniz diye fabrika tarafından bu değer belirtiliyor. Şimdi ben neler tecrübe ettim? Sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Bu aracı bu sabah çalıştırdığım zaman piller %95 oranında doluydu ve 293 km mesafe kat edebileceğimi söylüyordu bana yol bilgisayarı. Bunu Instagram hesabımdan paylaşmıştım. CarWiser TV Instagram hesabımı takip eden sıkı takipçiler zaten bu paylaşımdan haberdarlar. Şimdi olmayanlar için de bu süreçte neler değişti onları sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi yol bilgisayarında bana %75 oranında pil kapasitesi kaldığını gösteriyor. Yani ben şu anda %20'lik bir kapasiteyi kullanmışım. Kaç kilometrenin sonunda? 46 kilometrenin sonunda. Ve saatte 28 kilometre süratle aracı kullanmışım. Tabii rölantide büyük bir zaman geçirdiğimi de söylemem lazım. Dışarıda yağmur yağdığı için yani kameraları bağlarkenden tutun da deminki sunumları yapana kadar araç rölantide çalıştı ve tabii ki elektrik harcadı. Şu anda yol bilgisayarında bana bu %75'lik pil kapasitesi ile 213 kilometre mesafe kat edebileceğim gösteriliyor. Yani bu kullanım detaylarıyla aslında fabrika verilerini yakalamak o kadar da olası değil ama bu değerlerin yükselmiş olduğunu söyleyeyim. Yani ben bugün aslında 17 17.5 kilowatt saat ortalamayla gezdim 100 kilometrede ama tabii ki işte bu beklerken ve biraz da performanslı kullanınca bu değerler şu anda 19.2 kilowatt seviyesine çıktı. Ben burada tüketimi nasıl hesapladığımızı sizlerle paylaşayım. 52 kilowatt saatlik kapasiteye sahip olan pilleri şu anda yol bilgisayarında gösterilen 19'a bölüp 100 ile çarptığımız zaman bu kullanım stiliyle tam şarjla ne kadar mesafe kat edebileceğini görebiliyoruz. Bunu testin sonunda size tekrar söylerim. Eğer bu değer biraz daha gerilemiş olursa onu da sizlerle paylaşırım. Şimdi hazır her zaman olduğu gibi 0-100 yaptığımız düzlüğe gelip önüme arkamı kontrol ettikten sonra hızlanma testi yapacağım. Fabrika verileri bu aracın 0'dan 100 km hıza 11,5 saniyede çıktığını söylüyor. Ve aracın son süreti de saatte 130 km ile sınırlandırılmış vaziyette. Kalkışımızı yapıyoruz. İlk kalkış hiç fena değil. Tabi hiç ses yok. Gayet canlıyız. 100 Şerit takipte de devreye girdi. Tabi işte bu esnada pilin kapasitesinden bayağı bir şey yiyorsunuz. Yani bu araç aslında böyle kullanılmak için yapılmamış. Ama bu ivmelenme bile bence hiç fena değildi. Fabrika değerinden daha iyi bir hızlanma yapmış olduğumuzu tahmin ediyorum şu anda. Genel olarak elektrik motorlu bu otomobiller performanslı oluyor. Fakat bu aracın yani Zoe'nin bu 80 kW'lık elektrik motoruyla böyle bir iddiası yok. Bu tamamen ekonomik kullanım üzerine yapılmış bir şehir otomobili. Çünkü saatte 135 kilometreye çıkamadığınız bir otomobille yani uzun yol kat etmek bence pek kolay olmaz. Yani diyebilirsiniz ki zaten limitler buralarda. Zaten saatte 120 km süretin üstüne %10'luk limit aşımını kattığımız zaman zaten buralara geliyor. Haklısınız ama otoyol kullanımlarını dikkate aldığımız zaman yani belli durumlarda tabii ki biraz daha süratli gidebiliyoruz. O yüzden bu şekilde olması bu aracın bir şehir otomobili olduğunu gösteriyor bana. Bu arada bu aracın 100 kW gücünde elektrik motora sahip bir versiyonu daha var yurt dışında. Öğrendiğim kadarıyla önümüzdeki süreçte ülkemize de getirilecekmiş ama tabii vergi avantajı anlamında bu daha cazip olduğu için şu anda pazarda sadece Zoe'nin bu modelini görüyoruz. Kısaca sürüş özelliklerinden bahsedeyim Zoe'nin. Bu zaten B segmentinde yer alan bir hatchback ama bataryalardan dolayı tabi kilosu ağır yani 1.5-1.6 tona yakın bir ağırlığı var bu küçücük arabanın. Burada sevindirici olan şey tabi bunlar aracın zeminine yerleştirildiği için ağırlık merkezi aşağı alınmış durumda. O yüzden bu tip top yani yüksek tavanlı yapısına rağmen e, sürüş dinamikleri fena sayılmaz. Yani direksiyon çok hisli değil tabii ki tamamen elektrikli bir direksiyon sistemi kullanılıyor bu araçta. Süspansiyonları da genel olarak konforlu. Fakat şöyle bir detay var. Yani her zaman olduğu gibi bu kullandığımız güzergahta düz temiz asfalt üstünde kullanıyorum ama burada bile o asfaltı ufak bozuklukları engebeleri tıkır tıkır hissediliyor. Yani darbe emiş anlamında süspansiyonlar başarılı ama bana sorarsanız gergin bir yapısı var. Mesela şu an olduğu gibi yani köprü üstünden geçerken bile o tık 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 şeyi bir spor otomobil değmişçesine, süspansiyonları spor moduna geçirmişçesine bir durum söz konusu bu araç bir şehir otomobili olmasına rağmen. Yalıtım bence fena değil. Yani biliyorsunuz elektrikli otomobillerde motor sesi olmadığı için genel olarak hani ya yol gürültüsünü ya rüzgar sesini duyuyorsunuz. Normal hızlarda bir sıkıntı Yok tabii ki yüksek hızlara çıktığınız zaman ki bu araçta ne kadar yüksek hıza çıkabileceğiniz de tartışma konusu. Çünkü 130 kilometreden sonra gücü kesiyor. Daha yüksek süratlere çıkamıyorsunuz. O yüzden pek rahatsız edici değil. Sonuç olarak yani Zoe hakikaten şehir içinde kullanabileceğiniz ekonomik bir şehir otomobili. Tamamen elektrikli böyle bir teknolojiye de sahip olabiliyorsunuz ve alınır mı? Evet ihtiyacınız bu yöndeyse çok fazla şehir dışına çıkmıyorsanız evinizde iş yerinizde bu aracı rahatlıkla şarj edebilecek durumunuz varsa tabii ki değerlendirilebilir. Çünkü kullanım maliyetleri anlamında da iyi şeyler sunuyor size bu araç. 5 yıl 100 bin kilometre kullandığınız zaman bakım maliyetleriyle yakıt maliyetleriyle yani 30-35 bin TL'lik bir fiyat sunuyor olması bence aracın cazibesini kesinlikle arttırıyor. Şarj konusu hep merak ettiğiniz şeyler yani burada tek tek şeylere değinmeyeceğim ama bu araç bu 50 kWh saatlik pilleriyle artık hızlı şarj özelliği de sunuyor. Yani DC dediğimiz şarj özelliği de bu araçta sunuluyor. Bu arada yağmur bayağı şiddetini arttırdı hatta sulu kara döndü de diyebilirim. Biraz ses alıyor olabilir şu anda yani yağmurun cama vurma sesini duyuyor olabilirsiniz mikrofondan. Umarım rahatsız edici değildir. Bu şarj süreleriyle ilgili zaten ekranda görüyorsunuz. Yani hangi şarj ünitesiyle aracın pillerini ne kadar zamanda ne kadar oranda doldurabileceğini bunu Renault'un sitesinden aldım. Yani böyle bir şey sunuluyor. Eğer girerseniz orada kendiniz de araştırma yapıp bu detaylara ulaşabilirsiniz. Gayet güzel. Yani 50 kWh'lik bir hızlı şarjla 1,5 saatte pillerinizi tamamen doldurabiliyorsunuz. Bu bence gayet başarılı bir özellik. Şimdi gelelim videonun en başında söylediğim elektrikli otomobiller ve vergi ve teşvikler destekler konusuna. Şimdi tüm dünya elektrikli otomobillere yönelirken ve bunlara belli teşvikler verirken bu satın alma aşamasında vergi indirimi olabilir. Aracı kullanırken otoyollarda ekstra şerit kullanımı olsun, otoparklardan ücretsiz yararlanmak olsun. Aklınıza ne gelirse. Yani dünya genelinde bu tip teşvikler fazlasıyla veriliyor. Fakat bizim ülkemizde yani bu araçlara ekstra bir teşvik verilmediği gibi yakın zamanda da bunlara bir ÖTV zammı geldi. Şöyle söyleyeyim. Normalde 85 kW'lık güce sahip elektrikli motorların vergisi %3'tü. Fakat zamla birlikte bu oran %10'a çıktı. Gücü 85 kW ile 120 kW arasında değişen elektrikli motora sahip olan versiyonların ÖTV'si %7'den %25'e çıktı. Ve gücü 120 kW'ın üstünde olan elektrikli motorlu versiyonların ÖTV'si ise %15'den %60'a çıktı. Yani fiyatlar bir anda inanılmaz oranda değişti hani bu araç için çok şey fark etmemiş olabilir çünkü bu zaten %3'lük vergi dilimindeydi onluğa geçti ama tabii ki bir fiyat artışı oldu ve bugünün şartlarında bu aracın anahtar teslim fiyatı 2021 modellerde 339.900 TL olarak belirtiliyor. Şimdi bir anda hepinizin ne yaptın abi dediğini duyar gibiyim ama emin olun şu anda bu araç ülkemizde satılan en ucuz fiyat etiketine sahip elektrikli otomobil. Benim yakın zamanda test ettiğim elektrikli Mini Cooper SE bile şu anda başlangıç fiyatı olarak 461 bin TL'lik bir fiyat gösteriyor web sitesinde. Normal fiyat güncelleniyordu ama benim test ettiğim gibi o ikonik versiyonu ekstra donanımlarla aldığınız zaman fiyatı kesin 550-600 binlere gelmiş vaziyette olacaktır. Keza tamamen elektrikli BMW i3'ün fiyatları da yine aynı noktalarda. Her ne kadar firmalar kendileri ithal etmese de başka ithalatçılar diğer elektrikli otomobilleri ülkemizde satmaya başladılar ve onların fiyatları da tabii ki işte bu demin bahsettiğim güçleri 120 kW'ın üstünde motorlara sahip oldukları için 500-600 bin TL seviyelerindeler ki bahsettiğim elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatının böyle bir yerde olduğunu düşünecek olursanız hakikaten işlerin çok vahim olduğunu gösteriyor bizim ülkemizde ki daha üst modellere baktığımız zaman yani Mercedes'in EQC'si, Porsche'nin Taycan'ı bunları hesaba kattığımız zaman %60'lık vergi dilimi neticesinde fiyatlar uçtu gitti ve bu otomobillerin cazibesi şu anda kalmadı gibi gözüküyor. Gönül ister tabii ki yani bizim ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi Avrupa ülkelerinde, Amerika'da olduğu gibi hani böyle bir teknolojik gelişime biz de ayak uydurabilelim ama ne yazık ki mevcut vergi sistemimiz Bunlar pek mantıklı görünmüyor. ZOE'ye dönecek olursak ZOE hakikaten sunduğu özelliklerle şehir içinde kullanacaksanız ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ama ben bir elektrikli otomobile sahip olmak istiyorum, güç almak istiyorum, performans istiyorum diyorsanız orada da açık söylemem lazım. Bu araç daha önce o bahsettiğimiz performanslı elektrikli otomobiller gibi değil. Bunu hesaba katmanız lazım. Umarım faydalı olmuştur. Bu araçla ilgili merak ettiğiniz her şeye değindiğimi düşünüyorum. Yani tabii ki atladığım, değinmediğim şeyler olabilir. Mesela buradaki B modundan bahsetmedim. Bakın ona çektiğim zaman araç kendi kendini hiçbir şeye basmamama rağmen saatte 60 km hızla gelirken kasisinde olduğu yerde bayağı 20 kilometreye kadar düşürdü ve geri kazanılan enerji pillerde depolandı. Bu zaten yine bilmediğiniz bir özellik değil. Tüm elektrikli otomobillerde buna benzer şeyler sunuluyor. Zoe'de de var. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer fabrikanın belirttiği değerleri yakalamak istiyorsanız ya sağ ayağınızı terbiye edeceksiniz ya da aracı bayağı yavaş kullanacaksınız.